Seferi dediğimiz şey aslında yolculuk demektir. Sefer yolculuk demektir. Hı hı. Seferi de dinen yolcu olan kimse demektir. Ne demek dinen yolcu? Çünkü herkes yolculuk yapar ama herkes dinen yolcu olmayabilir. Hı hı. Dinen yolculuk için iki temel kriter var. Bir yolculuk mesafesi, iki mekan. Yolculuk mesafesi bir kimse yaşadığı yerde, yani çocuklarıyla ailesiyle geçimini temin etmek üzere konakladığı yerde oradan bir başka yere en az 90 kilometre olmak kaydıyla 90 kilometre olmak kaydıyla bir yolculuğa çıkacak olursa yolculuğa çıktığı an itibariyle o artık dinen seferidir. O artık dinen misafirdir. Yani dinen yolcudur ve yolcu hükümlerine tabidir. Burada hemen geri gelmişken şu hususu da netleştireyim istiyorum. E, 90 kilometreye geçtikten sonra seferilik başlar gibi bir algı var. Hayır. Seferilik 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkmakla başlar. Yani siz örneğin bir küçük ilçede oturuyorsunuz. Hı. O ilçenin sınırlarını terk ettiğiniz an itibariyle 90 kilometre kadar mesafe almanıza gerek yok. Ben artık seferi miyim? Siz artık Şimdi ben misiniz? 90 kilometre ya da daha fazlası yol gideceğim. Evet. Bu kesin. Bu niyetle evimden çıktım. Evet. E, çıktıktan 20 kilometre sonra... Ezan okundu ya da vakit çıkmak üzere. Evet. Mazı kılacağım. Seferi hükmüyle mi? Seferisiniz. Eğer bir köyde ikamet ediyorsanız zaten köyün son evini terk etmekle, İlçede ikamet ediyorsanız o ilçe sınırlarını terk etmekle, İstanbul, Ankara gibi böyle büyük şehirler e, o zaman Ankara'nın bittiği yeri meselesi alacağız. Hayır. Öyle mi? Nasıl? Hayır. Keçören'de oturuyorsanız, Keçören ilçe sınırlarını terk ettiğiniz anda eğer kendi aracınızla yolculuk yapıyorsanız, Hı. İstanbul'da da aynı şekilde kendi aracınızla yolculuk yapıyorsanız o ilçe sınırlarını terk ettiğiniz an itibariyle Hemen bir sonraki ilçeye geçmekle ezan okunsa, dursanız yolun kenarında namazınızı seferi sefer olarak kılabilirsiniz. Peki. Ama e, böyle otobüse gidiyorsunuz, uçakla gidiyorsunuz, trenle gidiyorsunuz. O zaman e, uçakla gidiyorsanız havalimanında, trenle gidiyorsanız garda, otobüse gidiyorsanız e, terminalde. Seferiliniz orada başlar şeklinde İşleri yüksek Kurulumuzun işte bu seyahatte ibadet kitabında da belirttiği üzere hı hı. E, illa şehrin bittiği son evi esas almaya gerek yok deriz e, ve seferilik bu bahsettiğimiz sınırlardan itibaren başlar ve dinen kişi bir takım kolaylıklardan yararlanma hakkına sahip olur. Hı hı. Bunların başında namazların iki rekat olarak kılınması gelir. Tabi bunu kolaylık olarak söyledim. Ama Hanefi mezhebinde bu aynı zamanda bir zorunluluktur. Hı hı. Yani Hanefi mezhebine bağlı olan kardeşlerimiz ya kılmasam ne olur dört rekat kılınca ben çok bir şey çok bir sıkıntı hissetmiyorum. Yolculuğumda o kadar zor değil. Kendi arabamla rahat rahat gidiyorum. istediğim yerde konaklayabiliyorum gibi düşüncelerle ben dört rekat kılmak istiyorum diyebiliyorlar. Biz de diyoruz ki Hanefi mezhebi burada bunu Allah'ın bir hediyesi olarak e, takdim etmiş. E, nasıl birisi bize bir hediye verdiği zaman o hediyeyi almamak kabalık e, olarak addedilirse bu hediyeyi veren de alemlerin Rabbi olan Allahsa o hediyenin reddedilmemesi lazım. Mesleğe biraz böyle bakmış Hanefi mezhebi ve bu hediyenin reddedilmesini e, en azından vacibin terki olarak görmüş e, ve bunu kasıtlı yapan kimse dinen sorumlu olur demiş demişlerdir. Hanefi mezhebinde hüküm böyle. Peki. Ar artık bu bir zorunluluktur. İhtiyari bir durum değildir.